Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugün aslında sadece serisine bir video gelecekti. Ama akşam yayınlanan görüntüler bu videoyu hazırlamama sebep oldu. Yayınlanan yeni görüntüler bir anda viral oldu. Bana çok planlı bir paylaşım izlenimi vermedi. Sanki daha çok ileriye düşünülen bir kaydın sızdırılmış hali gibiydi. Ben de tüm fragmanları filmdeki akış sırası olacağını düşündüğüm şekilde sıralayarak incelemek istedim. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan fragman topluluğunu incelemeye başlayalım. Ama öncesinde videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Daha çok iletişim için kanalın Instagram sayfasında takip edebilirsiniz. Şimdi incelemeye geçelim. İlk olarak bir şehirde patlamalarla başlıyoruz. Bu sahne ilk çıkan fragmanın başında vardı. Burada bir şeye yüksek miktarda atış yapıldığını görüyoruz. Şehirde güçlü patlamalar ve ışıklar görünüyor. Ardından gelen sahnede yer altına kaçan insanların üzerinde Godzilla benzeri bir yaratığın figürü beliriyor. Bu yaratık metalimsi görüntüsü ve boynunun altındaki kırmızı ışıklar sebebiyle Mechagodzilla olduğunu düşündürüyor. Bu görüntü sebebiyle bir önceki sahnede atış yapılan şeyin Mechagodzilla olabileceğini düşündürüyor. Bu artarda gelen sahnelerin aynı şehirde olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapılar çok benzer. Genel yargıya göre Güney Amerika'da bir şehir olduğu düşünülüyor. Tekrar bu sahneye dönersek bir şey daha belirtmek istiyorum. Burada Godzilla figürü yürümek yerine kayarak ilerliyormuş izlenimi veriyor. Daha önce incelemesini yaptığımız Mechagodzilla'nın genellikle uçma yeteneği oluyor. O nedenle o figürün uçtuğunu düşünüyorum ve onun Mechagodzilla olma ihtimali çok yükseliyor. Sonrasında bir deniz filosunu görüyoruz. Kong bu filoda taşınıyor. Muhtemelen Kafatas adasından gerçekleşen bir taşıma işlemi. Kong burada baygın olarak görünüyor. Bir şekilde Kong bayıltılıp İstediği ya da istemediği bir savaşa insanlar tarafından zorla götürülüyormuş izlenimi verdi bana. Ardından Monarch'ın bu operasyondaki baş karakterlerinden biri olacak Maya Simmons isimli kadın helikopterde görünüyor. Kendisini bu filmde sık sık görecek gibiyiz. Kong zincirlenmiş halde görünüyor. Ben nasıl geldim buraya? Neredeyim ben şaşkınlığı Kong'un yüzünde? O güvertede yine bir Monarch karakterini Nathan Lind'i görüyoruz. Kong'a ihtiyacımız olduğunu söyleyen kişi de kendisi. Yani Kong'un adadan alınıp götürülmesini özellikle isteyen kişi Nathan Lind gibi. Yaklaşan şeyi durdurmak için dünyanın Kong'a ihtiyacı olduğunu söyleyen de yine bu abimiz. Burada şu soru akla geliyor. Neyi durdurmak? Yaklaşan şey ne? Burada da genel yargıya göre iki ihtimal var. Godzilla veya Mechagodzilla. İkisi de gayet olası. Ama acaba Monarch'ın düşmanı aslında başkası mı? Videonun daha ilerisinde de bahsedeceğim Apex isimli şirket olabilir mi? Filmde görmeyi beklediğim tüm gizemi çözecek asıl sorulardan bazıları bunlar. Ardından sevimli küçük bir kız karşımıza çıkıyor. Bu kız Kong benzeri bir bez oyuncakla, ki daha önce de söylemiştim voodoo bebeklerine benzeyen bir oyuncakla Kong'un karşısına korkmadan çıkıyor. Kong'la bir bağ olduğunu orada anlatmaya başlıyor fragman. Benim anladığım kız konuşamıyor. Belki de kız çok küçük yaşta Kafatası adasında bir şekilde terk ediliyor. Tarzan filmlerinde gördüğümüz şekilde Kong tarafından korunup büyütülmüş olabilir. Aralarında telepatik bir bağ olduğu düşünülüyor. Ardından kızın kimsesiz olduğu ihtimalini güçlendiren bir konuşma giriyor. Filmde sık sık göreceğimiz Lenny Anders isimli kadın kızı koruyacağına söz verdiğini söylerken görünüyor. Yağmurlu bir gecede Kong'u kızgın bir halde zincirleriyle uğraşırken görüyoruz. Kızın oraya gelmesi Kong'u anında sakinleştiriyor. Burada daha önce de bahsettiğimiz şekilde Kong'un zorla adadan alınmasına bir şekilde kız yardımcı olmuş olabilir. Aslında Monarch Kong'u kullanmak için muhtemelen bu küçük kızı kullanıyor. Ardından çok ünlü bir sahne gerçekleşiyor. Adem'in yaratılışı. Tanrı ve Adem freskine benzer bir görüntüyle kızın ve Kong'un parmak uçlarını birleştirdiklerini görüyoruz. Kong koruyucu olarak temsil ediliyor bu sahnede. Ardından kızın muhtemelen Kong'la olan bağı sayesinde bir şeylerin yaklaştığını hissettiğini görüyoruz. Tam o sırada Godzilla ilk kez fragmanda görünüyor. Ancak bu kez eskilerden farklı olarak daha saldırgan bir girişi var. Bir gemiyi sırt plaklarıyla yarıp geçiyor. İnsanların tüm atışlarına rağmen etkilenmeyen Godzilla ufak bir kuyruk darbesiyle bir uçağı yok ediyor. Bu kez insanları hedef aldığını düşündürüyor. Devamında Kong'un tedirginlik yaşadığını görüyoruz. Ardından denize doğru aslında Godzilla'ya doğru savaş çığlığı da sayılabilecek bir kükreme yapıyor. Ardından canavarların kralı da kükreyerek gemiye sırtını sürterek sudan yükseliyor. Ve işte buraya dün yayınlanan görüntüler sayesinde yeni bir sahne ekleniyor. Godzilla gemiyi ters çeviriyor. Kong'un zincirli olması sebebiyle zor anlar yaşadığını görüyoruz. Ve şu geliyor akıllara. Godzilla Kong'u hedef alıyor olsa orada rakibini öldürmesi çok daha kolay olmaz mıydı? Devamında Kong bir şekilde zincirlerinden kurtulmuş ve uçak gemisinin üzerine çıkıp sinirli bir halde Godzilla'yı bekliyor olarak görünüyor. Godzilla'nın uçak gemisine çıktığını ilk fragmanda da görmüştük. İlk fragmandaki geminin üzerindeki karşılaşmada Kong Godzilla'ya güçlü bir yumruk atmıştı. Ardından eklenen uluslararası fragmanda ise bu sahnenin devamında Godzilla'nın Kong'a sert bir dört kardeş attığını, ardından Kong'un yere yıkıldığını görüyoruz. Devamında Kong, Godzilla'yı suya atıyor. Godzilla suyun altından atomik nefesini kullanarak gemiyi yok ediyor diyebiliriz. Kong kendini son anda suya atarak kurtarıyor. Daha önce de dediğim gibi Kong ikinci kez suya düşüyor.
Ama yine Godzilla onu gerçek hedef olarak görmüyor. Suda Kong'a oranla çok daha avantajlı, bunu biliyoruz. İnsanların atışları arkasından Godzilla'nın denize dalışını görüyoruz. Ardından Godzilla Filo'yu ve Kong'u bırakıp oradan ayrılıyor. Devamında çekik gözlü bir abimiz beliriyor. Bu zamanların tehlikeli zamanlar olduklarını, konuşmanın ardından ekranda Mechagodzilla'nın sistemini, projesini görüyoruz. Mechagodzilla'nın imalatında bu çekik gözlünün büyük payı var sanırım. Godzilla bir şehirde görünüyor. Ardından şehirde bir yere saldırıyor. Burası bir tesis olabilir. Bu tesiste Mechagodzilla veya onu üretenlerle bağı olan bir yer olabilir. Bir harita görünüyor. Bu haritanın en önemli özelliği Godzilla'nın saldırdığı yerler ve Apex isimli notların olması. Apex'in ne olduğuna bakarsak, Mechagodzilla'yı yapan şirket. Ama asıl amacı henüz net değil. İnsanlık için mi, yoksa insanlığa karşı durmak için mi bir şeyler yapıyorlar, filmle netleşecek. Ardından Canavarların Kralı filminde Ghidorah'ı da uyandıran Dr. Russell'ın kızı Madison Russell, Godzilla'yı kışkırtan bir şeyin olduğu ipucunu bizlere veriyor. Ardından farklı bir ortama, bir ormana geçiyoruz. Kong arkasında uçan bir cismin varlığında atalarından kalan el izinin önünde görünüyor. Ne zaman yaşandığı belli olmayan sahne gizemli görünüyor. Oradaki Kong mu, Kong'un bir atası mı? Eskiden uzaylı ırkların dünyada olduğu düşünülüyor. Ama günümüzde ise o uçan cisimler kime ait? Uzaylılar mı, yoksa ileri teknoloji sahibi bir şirket mi? Şurada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mechagodzilla'nın ilk versiyonunu uzaylılar yapmış ve dünyaya göndermişti. Uzaylılar yine yer alacak mı? Bu soru filmde yanıt bulacak. Ardından detaylı incelediğimiz baltayı Kong'un elinde görüyoruz. Merak edenler o videoyu izleyebilir. Devamında antik bir savaş görünüyor. Nozuki ve Warbat ile Kong'un savaşı. Bu titanlar yeni katılıyor. Onunla ilgili videolarda hazırlamıştım. İzleyebilirsiniz. Ardından Kong'un üzerinde Hellhawk'lar uçarken kükrediği yerde yerin üzerinde Godzilla figürü görünüyor. Kong baltasını oradan bulmuş olabilir. Ya da yerde yatan Godzilla figürüyle bir bağı olacak şekilde kendisi o titandan yapmış olabileceğini düşünüyorum. Yine dün yayınlanan görüntülerde küçük kız Kong'la konuşuyor. Ona dikkatli olmasını söylüyordu. Kızın arka tarafına dikkat ettiğimizde harap olmuş bir yer görüyoruz. Burada Godzilla'nın gece boyunca şehre zarar verdiğini düşünüyorum. Kızın konuşmasının Kong'a güç verdiği izlenimi var. Bir sonraki sahnede Kong elinde baltasıyla harap olmuş şehirde Godzilla ile karşı karşıya geliyor. Ardından yeni görüntülerde Kong'un yere düştüğünü görüyoruz. Havanın henüz kararmamasından dolayı az önceki karşılaşmanın sonucu olabileceğini düşünüyorum. Sonrasında bir şekilde Kong yine ayağa kalkmış olmalı ki gece savaş devam ediyor. Gece iki titanın kıyasıya bir savaşa tutuştuğunu, iki tarafında tüm güçlerini kullandığını görüyoruz. Ve fragmanın son sahnesi geliyor. Godzilla'nın atomik nefesini Kong baltayla yakalayıp Godzilla'nın enerjisini ona karşı kullanıyor. Ve fragman bitiyor. Elimizdeki tüm bilgiler bunlar arkadaşlar. İlk fragmanda Godzilla'nın sürekli zarar gördüğünün gösterilmesinin ardından bu fragmanlarıyla daha dengeli bir savaşın olduğu bizlere gösterildi. Hatta ilk fragmanın aksine Kong'un yere düşmüş olabileceğini bile düşündürdü. Her şeyin özünde efsanevi bir savaş ve film gittikçe yaklaşıyor. Sizin düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlar kısmına yazın. Çıkmadan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalın Instagram adresi de şu an karşınızda. Orayı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.